Sighter 10 kilometrelik yumurta. Fantastik. Sighter kendilerinden de Sighter pastası yaparım artık. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam yeni versiyon olan 0.49.1 çıktı. Bazılarınız oynamış, hemen yorumlarını yazmış. Pokemon yakalamak daha zor. Pokestoplardan daha az item düşüyor diye. Ben şimdiye kadar Pokestoplardan daha az item düştüğünü görmedim. Keza zaten bana hep 2 tane 3 tane düşüyor. Daha az düşüyorsa çevirmeye bile değmez demektir Pokestoplar. Ama şimdi bakalım, Pokemon yakalamak daha mı zor? Onu bir göreceğiz. 743 bu da deneysel için biraz yüksek CP'li geldi. Açıkçası ben dün yakaladığım Pokemon'lara çok fazla zorlanmadım. Yani ekstra bir zorluk fark etmedim diyeyim en azından. Zaten bana hali hazırda yeteri kadar zorluk çıkartıyor Pokemon'lar. Clefairy'de mesela yakalaması zor bir Pokemon. Şimdi o bir de 320'lik geldi. Yani öyle çok dikkatimi çeken bir ekstra bir zorluk görmedim. Neyse, transfer etmeyelim. Jim'den başlayalım o zaman, hazır Jim'in ağzındayken. Arkadaşlar, Jim savaşlarına Pokemon'ların türlerine göre ikonları eklediler söylediğim gibi size. Gördüğünüz gibi Vaporeon. Vaporeon'un köşesinde su Pokemon'u olduğu için su imleci var. Ben karşısına çıkardığım zaman Pokemon'larımı da görüyorsunuz. Tek tür olan Jolteon'a baktığınız zaman sadece elektrik var. Ama işte mesela Semia'ya, Wild Plume'a yani baktığınız zaman bir tane iki tür olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi zehir, öbürü de çimen. Dolayısıyla ne kadar işe yarar bilmiyorum. Yani oyunu zaten aktif olarak oynayan birisi için bunlar bilinen şeyler olduğundan dolayı çok fazla bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Ha şöyle olsaydı, şayet buradaki İkonlar Pokemon'un birinci ve ikinci yatağını temsil eden elementler olsaydı daha çok işime yarardı. Çünkü Pokemon'ların gerçekten ayırt etmekte zorlanıyorum. Mesela burada Semia'nın ilk atağı Razor Leaf, ikinci atağı Solar Beam diye not almışım ben onu, ama türü gördüğünüz gibi aslına bakarsanız zehir ve çimen. Yani bunu ayırt etmeye yarayan bir şey daha çok işime yarardı. Ama bu sefer de karşı rakibinkini görmemeniz gerekiyor. Çünkü karşı taraftan ne çıkacağını bilmemek birebir savaşları biraz pozitif yönde etkileyecek olan bir şey. Yani mesela işte karşı rakip size bir Wild Plume çekiyor. Siz karşılığında onu yenecek ne de ateş Pokemon'u atıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz atakları ateş Pokemon'unuzun tersine gelecek bir şey falan filan. Bunu iki yönlü yapabilirlerdi tabii ki. Yani ben karşı tarafın sadece türünü göreceğim, ataklarını görmeyeceğim ama kendi Pokemon'umun ataklarını göreceğim gibi olabilirdi. Biliyorsunuz isimlerde bu var. Pokemon'larınızı, ben Pokemon'uma salak salak isimler koyup bırakıyordum jimlere ki insanlar eğlensin diye gördüklerinde. Ama onlar benim Pokemon'larımın isimlerini görmüyorlarmış falan filan. Bu tarz bir düzenleme daha çok işe yarayabilirdi bence. Neyse, şimdi bunu anlattığımıza göre kısa keselim. Önce görev gelir diyelim. İkinci atağında olduğu ikonlardaki renkler de değişmiş. O zaten ana ekranda da değişmiş. Onu ana ekranda söyleyeceğim. Yine bu ekranda da Pokemon'ların ataklarını, Pokemon'un türlerine dair logoları görüyorsunuz. Dikelim. Görevimizi tamamlayalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hazır body ekranındayken body'ye gidelim arkadaşlar. Body ekranındaki değişiklik yukarıda gördüğünüz gibi Snorlax'ın altında şimdiye kadar kaç kendi kazandığım yazıyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Ve
Şöyle gittiğimiz zaman da ana ekrana, burada inceleyebiliriz ekrandaki değişikliği. Gördüğünüz gibi Leak ve Hyper Beam. Hyper Beam'in altındaki Hyper Beam'in enerji barı mora dönüşmüş vaziyette. En aşağıya gittiğiniz zaman da totalde ne kadar beraber yürüdüğümüzü görüyorsunuz. 29,3 kilometre yürümüşüz. Benim anladığım kadarıyla spesifik olarak bu Snorlax'a ait olan bir şey değil. Çünkü bu Snorlax'ı yeni yakalamıştım ve yeni body olarak almıştım. Bütün Snorlax türünden yola çıkarak bunu yapıyor. Eğer bir hatam yoksa. Şöyle de gösterirsem size şayet benim journal'ıma bakarsanız Pokestop'lara çok fazla bir şey değişmediğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 3 item almışım dün. Bu güncellemeden önceydi. 4 item, 3 item, 3 item, 4 item. Benim hep böyle olduğu için yani daha bir azalma olacağını zannetmiyorum bunda. Bu güncellemede gelen benim favori özelliğim ise şu. Pokemon'ları transfer ederken toptan transfer edebileceğiz. Arkada bir şey geldi. Neyse, güzel Pokemon'uymuş. Yani az önce yakaladığım mesela şu Pikachu'yu, Clefairy'yi ve Abra'yı gönderelim. Yapmamız gereken şey Pokemon'un üzerine basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi aşağıda transfer 1 diye bir seçenek çıktı. Yukarıda da select Pokemon, yani Pokemon seçin diyor. Pokemon'ları tık 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 her seçtiğimde arttığını görüyorsunuz. 2, 3, birinden vazgeçersem üzerine tekrar dokunarak azaltabiliyorum. Bu kadar yeter. Transfer dediğim zaman da bu 3 Pokemon'u transfer etmek istiyor musunuz diye soruyor. Her zamanki soru zaten. Geri alamazsınız diyor. Evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi paket oluyorlar ve sağda 3 tane farklı kendinin geldiğini gördüm. Evet, bu güncellemede bu kadar. Geri kalan şeyler küçük düzeltmeler. Ha, şunu da söyleyelim. Arkadaşlar, herkes yazmış bunu yorumlardan. Bende de aynı sıkıntı var. Pokédex'e girdiğiniz zaman böyle görüntüler sonradan geliyor. Bir salaklamış vaziyette oyun. Mesela dün Beedrill hiç gözükmüyordu. Bugün yine kendine gelmiş. Yine biraz düzelmiş ya. Dün daha kötüydü. Dün hatta Pokemon'larıma girdiğim zaman Pokemon'ların kendi resimleri bile gelmiyordu. Herhalde internet bağlantısıyla alakalı bir şey. Belki o görüntüleri download etmesi gerekiyordu. Sallıyorum tamamen. Şu anda o hata düzelmiş olarak gözüküyor. Yumurta ekranında herhangi bir değişiklik yok. Ben hep tipimi ne zaman daha fazla değiştirebileceğim onu merak ediyorum aslında. Customize'a bir şeyler gelse, saç rengi, maç rengi, şapka değişimi falan filan. Şu kırmızı ayakkabılarımdan sıkıldım mesela. Ama burada da bir değişiklik yok. Evet, bu sürümden de bu kadar arkadaşlar. Ayın 12'sini bekliyoruz. Bakalım büyük açıklama ne olacak? İkinci jenerasyon mu gelecek? Göreceğiz onları. Muhtemelen 12'sinde akşama doğru görüşürüz veya 13 sabahında. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bay bay.